Ankara sponsorluğunda çekilmiş, yemin ediyorum. Harbiden Mansur Yavaş videoya sponsor olmuş anasını ya. Tam onu satayım. diyecektim bari ağzımdan al. Şansınız olsa 50 dolar mı 200 TL mi alırsınız bakalım. Aynen. Bu video. Kardeşim ben 200 TL alırım. Biz ne işim doları ne yapacağım? Ekmek alabiliyor mu o paraya? Bak şimdi Şansınız tek olsa atacağız 50 herhalde. doları mı alırsınız 200 TL'yi mi? 200 TL'yi. Neden dolar almadınız? Lan. Dolara karşıyım, Amerika'ya karşıyım, Türk Ne dedim ben sana? Daha ilk daha Bismillah daha 3 saniye oldu video açalı. Dayı, gel kafama silah daya, senin elinden ölmek istiyorum. Kafamda Ölümüm eli yerinden olsun dayı. delik aç dayı. Parası olduğu için Türk parasını tercih ediyorum. Aynen. 50 dolar alırım. Neden? Çünkü dolar yükseliyor ve para değerlenebilir. Yani dolar şeyine göre değişiyor gram yani. Aynen dolar gramına göre değişiyor. Gramına göre. O. Z kuşağı çok iyi. Çoğalıyor, azal. Arkadaşlar doların gramı ne kadar ya şu anda? Piyasalar bayağı Bu bir arada çalkalanmıştı bu aralar. 50 dolar 400 430 lira falan yapıyor. Bayağı iyi para. Alıyor. Ben doları alırdım. Çünkü dolar yani yükselmesi hep yükseliyor yani. Düşse bile eninde sonunda yükseliyor. Ama 200 lira hep durduğu yerde kalıyor. Hatta değeri düşüyor gitgide 200 liranın. Yani bence dolar en mantıklısı. 50 doları almam. Kimi seçer? 350 doları. Türk olduğumuz için yapıyorum. Ya ne dedim ama? Aynen bu cümleyi kullandım. Ne diyecekler dedim mi, demedim mi? Ya vallahi yani bu Ah be zihniyet bitirdi kardeşim. ya. Yemin ederim bu zihniyet bitirdi ülkeyi. Yani belli bir yaştan Dayı sonra mesela şey yapsan, oy 50 dolar kullanma. alıp döviz bürosunu bozdursan nasıl fikir? Sonra o Türk lirasıyla bir şeyler alsam marketten, ekonomiyi canlandırsan hani ne bileyim. Vallahi bunlar bitirdi ya. Vallahi bunlar bitirdi bak kanka. Bitirdiler bizi. Abi hiçbir şey diyemiyorum. Harbiden bitirdiler yani. Ağzımıza sıçtınız. Bana bir gençlik borçlusunuz. Bak ben 25 yaşındayım dostlar. Kameralı yayınlara başladığımda göreceksiniz. Bak size yemin ediyorum. 25 yaşındayım. Saçlarımın yanlarını kestiğim için belli olmuyor ama saçlarımın yanları Amerikan tıraşı gibi yanlar bembeyaz. Bak, saçlarım 25 yaşındayım bak ben. Oğlum götümün kılları ağrıdı diyeceğim zannettim ya. Korkma. Götümün kılları ağrıdı. Bak 25 yaşındayım, saçlarımın yanları bembeyaz. Ha seksi mi duruyor? Seksi duruyor, ayrı konu. O ayrı, o benlik. Ama bembeyaz saçlarımın yanları. Bak ben 25 yaşındayım. Bak beni yaşlandırdınız. Teşekkür ederim. Amerikalılar için ne yapacağız biz parasını? Amerikalılar 200 TL. için. Neden? Çünkü o daha fazla gibi. 50 dolar. Neden? Şu an daha pahalı. 50 dolar. Dolar olmuş 8 uçuyor. Efendim şansınız olsa hangisini alırsınız? Şansım olsa bunu alırdım. Türk lirasını. Evet bunu al evet bunu alırdım. Niçin efendim? Çünkü herkes bundan parayı fazla çekmeye gideri yok. çalışıyor farkında Efendim mısın? şansınız olsa. Abi 14 Bir şey diyor. yaşındayım. 10 dolar Abi git. 14 yaşındayım. Yemin ederim bende de beyazlık var. 16 yaşındayım. Geçen hafta saçımda beyaz çıktı. Hashtag Türkiye'de Türkiye'de yaşamak yaşamak zor değil ya. istiyorum. Türkiye'de yaşamak zor değil. Ulan chat'te 14 yaşında saçı beyazlayan var lan. 14 yaşında lan çocuk. 14 yaşında bir insanın normalde saç rengi tam oturmaz bile. Ya saç rengi Evet. oturmaz yani hani 20'li yaşlara kadar saç rengi değişmeye devam eder. Çocuğun 14 yaşında saçı beyazlamış 14 yaşında. 200 TL'ye alırdım. Niçin? Sahte olduğunu tahmin ediyorum şu an çünkü kolay Abla ne alakası var ya? kolay yani bilmiyorum herkes 50 doları seçtiği için 200 TL'dir büyük ihtimalle. 50 dolara alırım. Mantık sorusu değil ki bu. Fena mantık değil Neden? ama. Daha zamlı. O yüzden. Hayır tabii ki Daha 50 zamlı. doları alırım. Niçin? 200 TL'den daha fazla olduğu için. Tamam. Vermeye niyetim var mı? Ver işte benim gibi gariban emekli bir adama. 1500 lira maaşım var. Ha 1500 lira. Aşağı Dayı bunu da kameralar açıkken söylemezsin. Bu dilenmezsin bu kadar ya. Hiç yukarı 160 dolar falan yapar herhalde. Veriyor musun? Sen öğrencisin. Sen benden zenginsin ama. Ya konuştuğuma değsin bari. Şans.
Şu 50 doları verin de dayı gitsin ya. Dayı bir an yanmış ya. Vallahi abi bunu alırım ya. Kaçtım ben. 200 lirayı alırım. Şey, 50 dolar. Neden akıllanmış parayı sıkıntı diyor. 200 dolar bir düşüyor, bir şey oluyor yani 200 lira daha iyi. Abla bak, abla yapma. Abla bak, gencecik ablamızsın. Bak hayallerim var. Bak yarın bir gün evleneceksin. Belki çocuğun olacak. Belki sen çocuk büyütme abla. Abla, genini yeni nesillere aktarma. Ne alakası var ya? Yahu ne alakası var? Bak ben birkaç kere hastaneye kaldırıldım. Hani hastalık, insanlık hali olabiliyor. Narkoz vermek zorunda kaldılar. Narkozun etkisini bilenler bilirler. Yani ben çok iyi biliyorum. Kafayı, yani kafanız yerinde olmuyor. Beyniniz yok. Hani öyle düşünün. Kanka böyle bir cümle kurmazdım, sana yemin ediyorum. Bak böyle bir cümle kurmazdım. Dolar daha iyi. Dolar zaten 350 küsür lira yapıyor. O yüzden dolar alırım, 50 dolar. 50 dolar alırım. Niçin? Çünkü her gün daha da çok değerleniyor. Bundan dolayı 50 dolar alırım. Alamayacak mıyım? Alıyor muyum şu anda? Bu da bizim son paramız. Şansınız olsa hangisini alırsınız? Türk lirası. Niçin? Çünkü üzerinde Atatürk var. Şöyle ya ablacım, 50 dolar. Milliyetçilik yapmayalım lütfen. Elon Musk diyor ki yakında uzaya gideceğiz. Ay seyahati otobüs yolculuğu gibi olacak. Yeni Mars'ta su bulunmuş. Hatta Mars'ta 2000 yıl önce hayat olduğu düşünülüyor. Yapılan araştırmalara göre. Samanyolumuzda bir sürü hayat olduğu düşünülen gezegen var ve yani insanın yaşamaya elverişli gezegenler bulunacağı öngörülüyor yakın bir zamanda. Ve biz hala böyleyiz. Chat'ten biri şey demiş, Elon deme bana ya. Mesela bak demin dedi yani, 50 dolarım alırsın, 200 TL'yi mi? 200 TL. 200 TL'yi alırım çünkü üzerinde Atatürk'ün resmi var. Kanka sana yemin ediyorum, kurban olduğum atam, eğer vefat etmemiş olsaydı derdi ki sen benim torunum olma. O deminki kıza. Ben senin atan değilim derdi kanka. Bak bu kadar konuşuyorum. Kabul etmezdi lan. Alo. Alo. Oğlum sesin gitti sandım. Kanka yo, gülmedik sadece. Yani devam edebilirsin. Komik damla. Komik değil miydi? Kanka değil. Değildi ha, kanka. Yani. Gülmedik dolar. Yani. Dolar her gün yükseliyor. Çünkü her zaman yükseliyor. Bir yatırım. Arkadaşlar çok komik bir şey söylemişim gibi güler misiniz? Olur en azından. Dolar kesinlikle. Türk parasının bir değeri kalmadı en çünkü. En çok o yüzden dolar. Şansım 200 TL Türk parasını alırım. Neden? Türk olduğu için. Türk parası olduğu için. Efendim günün sorusu. Şansın olsa 200 TL mi alırsınız, 50 dolar mı? 200 TL. Evet. Neden? Nedeni şu. Dolar alışkanlığı artık insanların beynine o kadar sindi ki doların fiyatını gören de korkuyor, rengini gören de korkuyor kardeşim. Ben 200 liramı alırım, doğru, garanti derim. Doları alırım bugün de satarsın bana 150 liraya, yarın iner 140 liraya, eyvah derim niye aldım. Anında sat. Yani. Şu an 350-400 lira, anında sat. Tabii ki de 50 dolar. 50 dolar abi, 50 dolar. Neden? Abi koyarım cebe. Zaten dolar artıyor. Arkadaş niye herkes koyarım cebe zaten artıyor mantığıyla konuşuyor? Ben anlamadım ya. 100 dolar mı alırsın, 200 TL mi? Abi ben 50 dolar alırım. Neden 50 dolar alırsın? Çünkü 50 dolar 200 TL'den daha fazla. Gider dövizde bozdururum zaten basit. 200 TL'den daha fazla param olur. Yani vallahi billahi ya bu kadar ya. Bak yemin ediyorum bu kadar ya. Ya bu kadar yani, ekonomi bilmenize, doları cebime koyarım zaten değerleniyor. Lan değerlensen olacak 50 dolar zaten. Milyoner mi olacaksın? Ne kadar? 100 lira olsa ne olacak? Yani anlamıyorum, hani değerlense ne olacak ya? Ne değişecek? 50 dolar. 50 dolar. İyi para kanka, 50 dolar alırım. Ya iyi de. Ticari zeka desem var. Her yıl 2 dolar artıp 1 dolar düşüyor. Yani her yıl 1 TL artıyor daha doğrusu.
O yüzden doları seçerim abi. Türkiye. Aynen, her yıl 1 TL artıyor kanka. Hiçbir şey açıklamayan ama her çok şey açıklamaya çalışan bir açıklama. Bu arada şey soracağım. Chat'te slow-mo var mı kanka? Atmamışsın galiba. Yok. Ya chat'te rahat takılsınlar diye ya atarım. Eğer rahat hissediliyorsa. Yok, okunmuyor. O yüzden dedim. Ha dur. 3 saniye. Kimsenin yazdığı okunmuyor. 2 saniye. 3 saniye kadar koy yani kötü. Koydum. Türkiye'de yaşıyoruz abi. Bu kadar yani. Şansın olsa 200'ü mü yoksa 50 doları mı alırsın? Ben hiçbir şey almıyorum. Allah razı olsun. Ben seni görmeye geldim. Ben senin hayranınım. Ben hiçbir yer almam baba. 50 doları alırım. 50 dolar yani, dolar şu anda daha yüksek olduğu için. Daha Türk parasını alırım. Şu anda daha fazla paraya ihtiyacım olduğu için. Türk parasını ne yapacağım? Kanka 50 doları direkt bozdurabilirsin ya. Hocam ya hangisi çoksa ben onu alacaksın. Hay oğlum. 200 alırım. Türk ekonomisi kazansın. Yani. Kanka ben gidiyorum ya. Kanka bu insanlar sandıkta bizim geleceğimiz belirleyecek biliyorsun değil mi? Ondan sonra bizim geleceğimiz üstüne karar verecekler yani. Ben herkes oy kullanmasın dediğimde de, tamam mı? Bana diyorlar ki sen demokrasi karşıtı mısın? Kardeşim gerizekalı mısınız? Ben Celal Şengör kafasıyla bakıyorum. Demokrasi elbette bence de dünyanın en iyi yönetim şekli ama demokrasi 3. dünya sınıf ülkeleri için bir cehennem. Evet, bayağı bir canlı. Mesela şu an birçok Avrupa ülkesinde belli bir eğitim seviyesi, daha doğrusu test yapıyorlarmış, zeka seviyesi. Böyle çok basit sorular soruyorlar. O soruları geçmezsen oy kullanamıyorsun. İnanılmaz. İnanılmaz ya. Bu çok mantıklı lan. İnanılmaz. Gerçekten çok mantıklı. Arkadaşlar, yani herkes oy kullanmasın derken aslında ben sizin de haklarınızı savunuyorum. Bak şöyle düşünün. Farz edelim siz eğitimli meğitimli insanlarsınız, tamam mı? Aklı başında manipüle çok fazla olmayan, herkes biraz manipüle olur. Kimse %100 dört dörtlük mükemmel değildir. Ama normal zekada bir insansınız diyelim, tamam mı? Bir de şey düşünün. Geçen bir haber gördüm. Eskiden de çok böyle olaylar oluyordu. Bir tane kadın kapı kapı dolaşmış. Evde altını olan kadınlara demiş ki sizin evi cin basmış, evde altınlarınız var, o altınları okutmam lazım yoksa size uğursuzluk getirecek demiş. Çok basit, tamam mı? Bir var sürü... değil mi ya böyle olaylar hala? Çok çok var. Bir sürü insanı dolandırmış. Şimdi bu dolandırılan insanlarla dostlar, tamam mı? Sizin oyunuz bir. Sandık başında bir. Sizin de bir oy hakkınız var, onun da bir oy hakkı var. Siz bunu kendinize yedirebiliyorsanız benim için problem yok. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Böyle bir şey olsun demiyorum. Zaten böyle bir şey yapmaya hakkım da yok. Kendi fikrimi söylüyorum. Mesela bu ablamız. Muhtemelen üzerinde giydiği tişört, gömlek Türkiye'de üretilmiyor. Kulağındaki küpeler aynı şekilde. Kullandığı şampuan aynı şekilde. Ama 50 dolar mı 200 TL mi sorusuna 200 TL çünkü Türk ekonomisi kazansın diyor. Tam tersi, Türk ekonomisinin kazanması için doları seçmesi gerektiğini farkında bile değil. Ülkeye döviz giriyor. Hem de daha fazla para. Döviz de bozduracaksın, daha fazla paran olacak. Onunla alışveriş yapacaksın. Bir döngü oluşacak. Yani. Hani başka bir şey demiyorum. TL varken dolar istemiyoruz. Şansınız olsa 50 dolar mı alırsınız 200 TL mi? Türkiye'de yaşadığımız önce tercihim önce Türk parası. Hiçbirini almam. Şansın olsa? Olsa olmazsa almam. Şansım olsaydı. Çok tatlı teyze, almam. Valla. 50 dolar alırdım. Neden? Daha farklı, daha yüksekti. Sizin efendim 200... Bu kadar ya. Man bu kadar. 100 lira mı 50 dolar mı? Vallahi dolar daha iyi, daha şeyli, karlı. Mis bak bu kadar. Daha karlı, daha fazla ediyor. Bu kadar. Vallahi biz birini almam. Neden? Öyle bir sıkıntım yok çünkü. İkisini alırım. İkisini alırım. 200 TL. Neden? Bilmiyorum aslında. Daha çok para alırsam belki boşa harcarım. Evet, ve Türk parası. 50 dolar alırım herhalde. Daha fazla ediyor sanırım. Yani. Yani 50 dolar alırım abi. 200 alırım. Niçin? Türk parası daha iyi. Doların için almazsınız. İstemem. Türk parası daha
İyi benim için. Sarı mikrofon. Sarı mikrofon. Sarı mikrofon. Olcan Alemdar kim ya? Olcan spamlıyorlar bazen chatte. Olcan chatten bir arkadaş ya. Ha, merhaba kardeşim. Evet.